Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bitmiş bir kitaptan yapalım. Koku bitmiyor diye de. Konuştuğumuz gibi mi Resul? Yani biraz özel yapabilir miyiz? Evet. Yani yapabilir tamam. Abi. Yani umumi ders gibi değil. Yok. Biraz böyle biraz şeye girelim. Girelim evet. Tamam hadi bakalım. Biraz özel olsun abi dersler. Öyle mi? İşte onu söylüyorum yani. Dedi ki Resul, abi dedi bu pazar günü, perşembe umumi derstir dedi. Biraz böyle şey olsun. Peki, benim de hoşuma geliyor. O zaman iyi yaslanın bakalım. Aklımıza niye bela olmuş? Şöyle diyeyim. Rahatlamak için dersleri duyuyoruz, okuyoruz, bir şeyler oluyor, bir şey malzeme alıyoruz, rahatlıyoruz. Sanki aklımı takip eden başka bir akıl var. O aklımı devre dışı yapmak için eline geleni yapıyor. Yani iyi şeyler düşünüyordum, hariçten kimse yok. Ben bana düşman olmuşum. Aklımın peşinde çelme takıyor. Kötü olmasını istiyor başka bir akıl. Yani mantık yürütüyor. Soru soruyor. 35'te yapacağım sözler. Yani hakikaten iki tane akıl var ya. Ne güzel rahatlık. Hiç kimse yok. Sonra her insan geliyor bir şey hatırımıza. Bunu devre dışı yapıyor yani. O güzel mana, o kendimi rahat hissettiren mantık kuruluşunu devre dışı yapıyor. Sanki başka bir akıl takip ediyor beni. Mevlana der ki, ney var ya ney? 6 tane üstte, bir tane de altta deliği var. 7 tane. Kafa bu. Oradan bulmuşlar zaten. Dima 7 mertebesi var ya. Tahayyül, tasavvur, tahakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. 7. Çalıyor. Şimdi bu ney diyor? Birisi çalsa. Muhammed'e, Muhammed'e, şarkı böyle ilay çalsa. Birisi de şarkı türkü, yaktın beni, pişirdin falan dese. Bu ne? Ne sevap kazanır, ne günah kazanır. Öfürene aittir. O ne? Bizim aklımızdır. İki tane akıl yok. Birisi geçiyor önüne, Muhammed'e, Muhammed'e çalıyor. Birisi geçiyor... Şeytan işte veya cinler. Cinler olursa vehim çalıyor. Şeytan olursa vesveseyi çalıyor. Yani bir şeyi kim üfürüyorsa. Ne olabilmesi için? Değil mi Abone Bey? İçi boş olması lazım. Muayyenleşmemesi gerekiyor. Onu da sen işte normal üfürüyor. O öfürülen nefese yön verip anlam katan iradedir. Bunu basarsan bu olur, bunu basarsan bu olur, bunu basarsan bu olur. Mustafa. Havadır. Ona anlam katan bunlardır. O nefes enedir. Hiçbir belirlenişi yoktur. İstersen onu şarkıya dönüştürürsün nefesi, istersen İlahiye dönüştürürüz. Ya. Şimdi onunla biraz bahsedeceğiz hocam. Hazır mısın? Burada gerçi büyük hoca da var. Sayfa sözler 35'ten ama işte şu adam suyu fehminden akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Ortadan alıyor. İşte bu adam suyu fehminden, akılsızdan anlamıyor ki nedir o? Kuyu meselesi. Hatırladınız mı? Kuyu var. Altta canavar var. Ejderha. Yukarıda? Aslan var. Kuyuda incir var. İncir ağacı var ama bütün yemişler orada. Meyveler orada.
Zeytin de varmış içinde orada. Bak. Burayı hatırladınız değil mi bu meseleyi? Evet. Oradan yürüyeceğiz şimdi. O kadar cümle. Şu adam, mesela adam bir tanesi düşmüş. Aslan kovalarken düşmüş. Sonra oraya tutunmuş. O baktı ki yukarıda aslan, altta canavar. Kuyunun duvarına görmüş olan, çıkmış olan incir var. Bildiğiniz bir şey anlatıyorum şimdi de. Adam anlamıyor yani. Orada yemeye başlamış. Hiç sanki ovada, sanki Eşminşek'te o incir var diye Mustafa. Gittiğimiz orayı zannediyor. Hiç umurunda değil. Bakıyor ki iki tane işte fare, beyaz siyah, gece gündüz kemiriyor. Sanki öyle bir şey yok yani. Adam yiyor. Ötekisi düşünüyor. Mevzu o. Niçin? Sui fehminden. Bir. Sui fehim ne demek? Kötü düşünüyor. Kötü düşünüyor. Olumsuz düşünüyor. Bedbaht. Hodgam. Hodendiş. Bedbin. İkinci söz değil mi? Hodgam. Hodbin. Hodendiş. Bedbin. Olduğundan kötü düşünüyor. Yani onu şey yapayım. Hodgam. Gamsız. Gamsız. Ha, umrunda değil. Alem İslam mı varmış, Müslüman mı varmış? Gamsız. Bedbin. Yani karamsar. Her şeye olumsuz bakıyor. Sonra bedbaht mıydı bir de? Yok, hodendiş. Hodendiş. Neydi? Keyfine düşkün. Ben fok. Bedbin neydi? Bedbin karamsar bak. Karamsar. Başka bir tanesi, üç tane söyledik herhalde. Hodbin var mıydı? Hodbin. Hodbin, ha. Yeme içmeye keyfine düşkün abi. Keyfine düşkün. Keyif. Bir tanesi bir iş dünya. Bir de bu bedbaht adamın özellikleri için sayıyor bunu. Evet. İkinci sözde ya. Bedbaht adamın. Bir tanesi hayat-ı dünyevi, lüks araba, eş, aş, iş. Tamam. Bir tanesi bu. Yani böyle olsun. Bir tanesi de ene. Okşanma, gurur, kibir falan böyle. Bir tanesi zahir, bir tanesi batin. Sonra ötekisi de gamsız. Hiç. Böyle bir adam. Bu sui fehminden, bir de akılsızlığından, nasıl akılsız ya, bayağı aklı var. Anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Niye insan anlayışsız oluyor, onu okuyor. Anlayışsız. Ha? Yani yarım saat bir şey sürecek. Eğer dinlerseniz psikoloji terapi yani. İnan. Bedbin için diyor ya, yani suyu zan mümkün oldukça hüsnü zannetmez diyor. Etmez. Yani ne kadar suyu zannedilebiliyor o kadar ediyor. Kendisine ha, sana değil. Sana değil ya. O nispetle de karamsarlığı artıyor bu sefer. Evet. Ne kadar suyu zan. Ben öleceğim, kalp krizi geçireceğim. Şu araba yuvarlanacak, uçak düşecek. Hem besmese. Yani sanki başka birisi var kafasının için, onu okuyacağım işte. Kim var ya? Kim öfürüyor işte? İnsanın anlamamasının esbablarından birisi, niye anlamıyor? Suyu fehminden. Yani fehm neydi? Suyu fehm, öyle oku, anlayışsız. Biraz ineceğiz dedik ya. Fehim, fehm ne demek? Fehm. Fehm. Yani kodluyorum. Fransa, Edirne, Hatay, Manisa. Fehm. Suyu fehminden. Fehm, süzgeçtir arkadaşlar, süzgeç. Bak süzgeç, buraya süzgeç konmuş. Bu geçecek, bu geçemez. Yani insanın tahayyül ve tasavvuru var ya, şurada, hayali ve düşünceleri. Düşünceleri, zanları, bilgileri, malumatları, bu düşünce. Bu da... Şöyle diyeyim, kalemimiz var mı? Bir iş yapayım. Var. Ver, varsa ver abi. Bak. Bir tane mi var? Hadi içeri getireyim abi. O kurumuş. Hayır, yok, açık açık. Çalışsaydı zaten şaşıracak. Getir göstereyim. Sui fehminden, yani fehm süzgeçti, süzgeç. Öyle anlayışsız da dedik lügatta mı? Lügatta işimiz yok şimdi.
süzgeç çalışmıyor. Akla giren çıkanları fehim süzgecinden geçer. Süzgeçsizliğinden, süzgeci yok adamın. Suyu fehim o demek. Anlayış lügattaki şey. Öğretmen olduğu için taşıyor değil mi? Aferin lan sana. Sana şimdi öğretmenliğine 12 puan verdim. Maşallah harika. Hoşuma gittiğince ben de itibat ederim. Evet abi. Bak şimdi. Tahayyül. Tasavvur. Şimdi çok görmeniz lazım ki belki de 10 ders kadar netice alacaksınız. Allah nasip ederse. Sizin kafanızın içerisindeki röntgen ha bir şey bilgi değil bu. İçerisinin ya. İtikad. Kısaca anlatacağım size. Suyu fehim ne demek? O hani ezberlemiş değilmiş 8. söz bu. Şimdi arkadaşlar, şurası hayal, olmuş olacak vesaire hayallerin imal edildiği, manalara elbise giydirildiği, manalara da hayal biçilir. Şurası, yani düşündüğünüzü şekillendirirsiniz. Dışarıdan gelen, şu anda konuşmalarımı da hayal şekillendiren de budur. Burası ise zan, düşünceler, bilgiler, malumatlar. Buranın adı serbest bölgedir. Hani var ya böyle serbest bölge var Adana'da. Oraya malzeme gitti mi devlet vergi istemiyor. Şimdi şuraya şeytan, şuraya da melek. Altını yazmayacağım. Ben şimdi oldum. Bir, şeytan, kafir cinler, kötü mekanlar, meyhane gibi. Yani günah haramla karışık pazar çarşılar, hadis-i şerife göre çarşı pazarlar. Bir de seyrettiğimiz, dinlediğimiz müzikler, filmler. Bir de komitenin şahsı manevisi, zındıka komitesi. Buraya bilgi atar. Burası Müslüman cinler, kötü iyi mekanlar, dershaneler, medreseler, zikirhaneler, evler, piknikler, haram olmayan yer, bütün mekan. Sonra seyrettiğimiz filmler, sesler, sonra cemaatin şahsı manevisi. Yazmıyorum, tamam uzun olur. Buraya bilgi atar. Burası kafamızın şurasındadır, şurada, şu bölümde. Buraya atar. Hangisi galipse kendi sen öyle hissedersin. Tamam. O anda sen kendini iyi hissetmiyorsan burası işgali altındadır. Seninle alakası yok. Ben kötüyüm deme. Seninle alakası yok. Burada fazla yığınak yapılmış. Şimdi diyeceğim fehim nerede? Bak şunu alayım. Suyu fehimden dedi ya anlayışsızlığından. Fehim mahkematta geçiyor, süzgeçtir. Fehim denilen süzgeçten. Şimdi bu takun akıldır. İçinde akıl var. Şuradan gelenleri, Mehmet abi, şuradan gelenleri iyi veya kötü resimler, bilgiler, zanlar bu akıl deposu var. Depo. Şöyle bir depo. Tamam. Şuraya girecek, dökülecek. Ama hangisini dökülecek? Neyi alacağım? Mustafa.
şu aklın içerisinde bir sıfat var, süzgeç. Onun adı fehim. Fehim. O süzgece geliyor, kendi ihtiyarıyla, insan iradesiyle buradan ya bunu ya bunu, ya buradakileri ya buradakileri, fehim denilen süzgeçten buraya düşer. Öyle paldır küldür düşmez. O fehim çok önemli. Tamam. Şimdi gideceğiz. Fehim buymuş. Yani akılla bu serbest bölge, her şeyin sureti burada. 18 bin alem, iyi kötü, domuz yılan, kadın erkek, her şey var burada. Şurada. Serbest bölgeden akla kendi ihtiyarımızla biz sokuyoruz. Biz sokuyoruz. Evet, mesela diyelim ki sıkıldın göğsüm öyle, bir karamsarlık geldi. Gül geç. Buraya adam bir yem attı, bakayım bu hayvan mı yiyecek mi? Biraz sonra gidecek ya zaten, gitmek zorunda. Ya git, nasıl gitmez? Onu tutan biziz düşünerek. Bırak kendisine, zaten ki tutunamaz. Hayat onu yok edecek. Suyi fehmi dedi, hüsnü fehmi oluyor. Hüsnü fehmi, evet. Mefhumu aynı söyle. Suyi fehminden hüsnü fehmi var. Aynı yani. Ve akılsızlığından anlamıyor ki. Demek ki anlayışsızlığımızın sebebi fehim denen süzgecin çalışmadığındandır. Lap diye giren iniyor aşağıya. Anladık mı? Bu bir devam. 30-35 tane madde sayacağım. Bir insan niye anlayışsız olur? 8'in sözden çıkarttığım 35 tane madde. Şundan dolayı anlayışsız olur. Şundan dolayı anlayışsız olur. Bundan dolayı anlayışı kıt olur. Bundan dolayı kafası basmaz. 35 tane ama bitiremedim daha. Şimdiki 35 tane. Demek ki fehim denilen süzgeç dejenere olmuş. Lap diye giren çıkıyor öteden. Aklın vahye bağlamadığından, akılsızlığından diyor. Anlayışsız iki tane sebep söylüyor ustad. Suyu fehminden, akılsızlığından. Akılsız ne demek? Vahye bağlı olmayan akıl akılsızdır. Vahye bağlı değil. Tamam. Demek kişinin anlamamasının sebebi kendisidir. İşte bu ikisi bir araya gelince suyu fehimle akılsızlık, yani iç aleminde doğrular yok Mustafa, birbirine girmiş yani. Ya ne demek doğruları yok, yanlışları yok? Her yere gidiyor. Her yerde yemek yiyor. Herkesin her ikramını, şeyini yiyor, bulunuyor. Doğru ve yanlışı yok. Yani zannediyor ki güya çok uyanık, biliyor musun ötüpsekiler? Ercemat'a gider. Her lokantada yemek yer. Her yemeği sokar ağzına. Ben herkeste doğurum, bir yerde değilim. Çok uyanık ya. Bir yerde olanlar akıl fazla basmadıkları için oradadır. Böyle bir şey var. Bilmez ki mesleksizlik sevilmez. Her gün bir meslek değiştirsen, bugün o tuvaletiye gitsen Mustafa, yarın tatlıcıya gitsen, öbür gün beyaz eşya satsa veya bugün tıbba talebi olsa, yarın işletmeye, öbürsü gün makineye, öbürsü gün öğretmenliğe, hayır bir yerde mezun olamaz ki, bir şey de bilemez. Öyle değil mi? Hiçbir meslek olmaz. Git. Dini cemaattan yanlış malışı yok ya kardeşim. El-i sünnet olsun da git bir tanesine karar kıl, ustalaş. Tamam. Git ya. Nereye gideyim? Ne el-i sünnet vel cemaat? Git oraya. Haramından helalinden bahsediyor mu kardeşim? Git. Aman dikkat et haramlara. Helallarına dikkat et. Namazlarını kıl kıl. Televizyonlarda, internetten uzak durun. Çoluk çocuğuna mukayyet ol. Diyorsa git de elini ayağını öp de orada ol. Tamam. Böyle diyen daha az olur ha. İşte bu iki kişi, ikisi bir araya gelince tesadüf diyor, adi iş diyormuş. Tesadüf o zaman deniliyormuş. Yani ya suyu fehmin anladınız mı? Yani adamın fehim süzgeci bozuk nizam demek, doğruları yanlışları birbirine girmiş. İki, doğru yanlış girmiş kafasına göre. Bana göre diyor. Lan bir defa topa vurmamışsın, toptan konuşuyor saatlerce. Dinin desinden alamaz, bana göre din diyor. Tamam.
siyasetten yani iç ve dış dengeleri korumayı bilmez. Ya niye böyle yaptı diyor ya poşete diyordu uçakta duyuyordum arkadaş şimdi. Ya poşetler diyor nasıl pahalı oluyor o için oy vermedim diyor. şimdi. Bak görüyor musun kafaya bak anlayışa bak. Yani peki abi Fehmi'nin bu kadar bozulmasının sebebi ne? Bu doğuştan onu okuyacağım. Onu okuyacağım. Anlayışsız, kafasızlığında niye olmuş? Niye? 35 tane madde okuyacağım. Niye bu hale gelmiş? O zaman bu hale gelenler ne konuşurlar ağızlarında? Tesadüfen kendi kendine olmuş diyorlarmış. Eğer doğru kullanırsa, yani doğruları oturursa, mesela ben buraya yakışmam, ben buraya giremem kardeşim. Bana uygun değil kardeşim burası. Ben buraya yakışmam. Onlar da zaten beni kabul etmez. Doğruların ve yanlışların netse senin fehim süzgecin güzel çalışıyor. Doğruların olacak. Şöyle diyeyim. İyi misiniz? Havanız iyi değil mi? Bak şimdi. İmanı ulema indirmiş. Daha inecek yer yok. En son üçe iner. İman. İmanın alt yapısı, illeti. Hikmeti değil, illeti. Veri tabanı üçtür hocam. Ben de bil. Üç tane altyapısı var. Bir, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. İki, Kur'an-ı Kerim'deki ve hadis-i şeriflerde olan haram ve helalleri kabul etmek. Üç, iyi aslanın. Üç, el hubbu fillah vel buzu fillah. Allah için dost olacaksın, Allah için düşman olacaksın. Allah'ın düşmanlarına dost olmayacaksın. Eğer bunu bozarsan iman yok. Vela terkenu ilellezine zelemu fetemesekumunlar. Bu üçü şart. Gayri munfek. Ayrılması mümkün değil. Bu bitti. 40 ve fiyattan 1-2 kişi. Evet. Çok dehşet. C40 ve fiyattan hepsi hatırasını okudum. Cami cemaatim ve namazlıymış. Beş vakiti camide kılan insanlarmış. Birkaç tanesi kurtardı. Diğerleri kaybetti diyor. Kafir olsaydı 40'ı 40'ını da kaybedecekti. Niçin? Tarafgirliği yok. Kendisini emin zannediyor. Ona taraftar olunca imanına bir şey olmayacağını zannediyor. Tarafgirliğinden bir şey olmaz. Ya ne olacak canım ya? Ya hayatın her safhasında tarafgirlik devam ediyor. Aa işte saflar. İki tane de saf. Maraş'tan geliyor. Ulan Maraş neresi? Kırıkhan neresi ya? Ulan oturun televizyonunuzun karşısında. Hatununuza da sohbet edin. Çay koyun, kestane de koyun böyle bu kışın. Ulan ne bugün? He? İyi tavsiye eden de güzel. Tavsiye eden de güzel. Yine uymadı buraya. Hangisi? Yani ya ahmak kim? Ahmak onu okuyoruz. Niye anlayış kıtı? İki tane de öğretmen ya. Size çok lazım. Tam size. Ahmak. Ey ahmak humakattan tahammük etmiş sarhoş ahmak. Çok uğraştım. 2,5 gün uğraştım. Ahmak dersi yaptım. Ahmak kimdir diye iki diye yayınlandı ama millet bakmıyor. Bir saat dinlemeyi tenezzül etmiyor. 2,5 gün 30 senenin alt veri tabanıyla 2,5 günde o sıfatı topladım. Yani külliyatta ahmak yazarsanız bilgisayardan çıkar. O değil ki. O son cümle, o paragrafın, o mektubun başında efali, etvali, ahvali, efali, tavırları, hareketleri, düşünceleri, fikirleri nedir ki ona ahmak diyor. Onu buldum ha burada geçeni. Bir ahmak kimdir diye şey yaptım, ahmak merak ettim acaba ben. Ve ama tabii seyretmeye hiç gelmez çünkü bana çok tutuyor. Ahmaklık o kadar tutuyor ki. Size de tutar vallahi. Şimdi eğer doğru kullanırsa şeyini, bu aklını vahye bağlarsa, bu acip işler içinde garip esrar var ve pek büyük bir işleyici var olduğunu intikal etmedi diyor. Cümle yok mu külliyatta? Niye etmedi? Bunun için etmedi. Madde sayacağım merak etmeyin. Bir, iki, o zaman daha rahat edeceksiniz. Şu anda iz takip etmeniz zorlanıyor. Mesela aklını vahye bağlamayı biraz izah edebilir misin? Mesela Kur'an
geldiği zaman kalbe inmez. Kur'an ilk önce akla gelir. Allah Resulü'nün tabiriyle, bu akıldır taakkul, aklı olmayanın dini yoktur. Tamam. Böyle mesela deliye vahiy kalbine inse, yani eğer akıl dışı ilk önce kalbe inse, bazılarının zannı gibi olsa, vahiy kalbe inse delinin kalbi var. Ki cennete gidiyor. Ama Kur'an'a muhatap değil. Kur'an'ın emrine muhatap değil, garanti cenneti var. Eğer vahiy kalbe inseydi, o onunla mesul olurdu. Nereye inmişse onu mesul kılıyor. Kur'an indiği kişiyi inmişse ona mesul oluyor. Kalbe inseydi çocuklara da mesul olacaktı. Deliler de mesul olacaktı. Fetret ehli de mesul olacaktı. Akla iniyor. Vahyin sureti burası. Buraya geldik. Buraya bu aklı vahiy muhatap al. Vahiy muhatap almadı mı? O akıl değil. Çünkü aklın Arapçası da ikalden geliyor. Bağ demektir, bağ. Telefon bağı gibi, elektrik kablosu gibi, artık ondan sonra ne yaparsan yap. Dünyevi işleri yaparsın milyarlarca elektrik girdikten sonra. Şimdi ona girmeyin fazla. Vahye yani Kur'an'a tabi olan bir akıl. Yani şu, biraz önce anlattığım gibi. Aklı vahye bağlamanın, akıllı olmanın bir, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyebilmek. İki, Kur'an ve hadisteki haram ve helalleri kabul etmek, yapamasa bile. Yapamasa demiyor mektubatta. Terbiyat etse de yapmazsa diyor. Üç, bu çok önemli, bu çok tehlikeli. Bunu herkes yapıyor da. El hubbu fillah vel buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman olacaksın. Ya Allah'ın düşmanlarına dost olmayacaksın. Ya oldun mu? Küllü men aleyha fan. Her şey aleyhine dönüyor. Bitti. Hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir şeyin. Ne namazının ne orucun. Öyle bir şey yok zaten. Olmamış gibi. Çünkü fabrika yaptın ama elektrik yok. Mesela bunlar imanın şartları içinde yok. Yani bu üstad niye bunu söylemiş? Hangisini? Bu en son diyordun abi. Bu üç tane mi? Evet. Bu bedihi. Aa üstad demiş. Ve la terkenü lellezine zelam ve fetemesekum onlar. Üstad demiş de yani normalde yok. Yok ya imanın şartları. Ha bu mesela abdest namazın farzları 12'dir. Altısı içinde, altısında guslun farzları. Üstad bedihi ve sabit olan edili şeriyedeki ölçüleri demez. Onlar denmiş. Biz diyor, malum diyor ve bilinen ve bilinmesi zarur olan şeyleri nakletmeyle vazifeli değiliz. Vazifemiz değil diyor. Biz istihrac-ı esrarla meşguluz diyor. Hani bunu üstad haricinde acaba diğer olmuş mu diyor. Ulmi kelam alimlerin bu yani normal ilkokul çocuğu şeylerin ki bilgi bu sizin söylüyor. Bu ayette sabit abi şu an dediğin. Evet ayet o. Ayette var yani. Evet. Yani bu dinin ilmi usulü dindeki ölçü Mehmet. Bu mesela diyelim ki İman esasları altıdır da şöyledir. Ustad ona girmez. Çünkü bu bedihi bir şey. Ustadın vazifesi bu değil. Ulema İslam'ı hallettiğine üstad ilişmemiş zaten. Dokunmamış ona. Bu zaten bilinen bir şey ya. Ben tekrar ediyorum. Bu üç tanesi şart. Olmazsa olmaz. Tarafkirlik. Ama onu ustad eylemde kullanmış. Vela terkenu illezine zelemu fetemesekumunlar. Yani adam gazı kaçırıyor diyor. Abdestin gitti dendiği zaman diyor ki benim kalbim temiz diyor. Niye abdestin mi? Ne alakası var diyor gazda abdest. Yani böyle. Böyle bir acıbe bir mahluk yani. Hani bir bakarsın namaz var. Bir bakıyorsun kafirin safında. Bir tuhaf. Yani ilm-i usulüne verdiğin zaman ölçüyü hiçbir şey kalmıyor. Yani hiçbir anlamı yok. Ustadla alakası yok. Bu dinin kaidesi bu. Mesela la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiyor. Ustad mesela eşheden la ilahe illallah da Rezak odur, Şafi odur, Kerim odur, Latif odur. Onları çıkartıyor. Yoksa usul, zahir usullere aynen şey yapar. Onu da bağlar çünkü. Bir de bu zamanda ekser hatalar bu şeyden çıkıyor yani. İnsanlar bu cihette ayakları kayıyorlar. Evet. Bu üçüncü maddede olduğu için üç defa tekrar etti. Hani ehl-i sünnet ve cemaatin diyor yani ihtiyada mesela dualarının geri çevrilmesi sebebi de bu yani. Bu. Adam... Baksana şimdi namaz kılıyor, oruç tutuyor, 25 kuruş poşet değil diye zındıkaya ver demiyor da falancaya verdim diyor, uçakta arkada duyuyordum arkadaşını. Adam bu yani. 25 kuruş adam ne olacak? Yani ne olacak? Uçaktan gitti namaz kıldı.
Hiçbir anlamı var mı? Zahir bir şey. Allah özel muamele ederse bilmiyoruz ama kendi söylediği şeriatına göre hiç anlamı yok. 40 vefiyattan bir tanesi de gene bu. Hiçbir değeri yok yani. Küfürle beraber, yani küfürle beraber olduğu mu, tarafkir olduğu mu hiçbir şeyin kalmıyor. Her şey bitiyor. Ama bilmiyor. Mecelle 33, 28. madde, ehemi, ahmak dersi yaptım ya, ahmak dersini yaparken ayet ve hadisleri de tarap, gücüm olduğu kadar taradım. Diyor ki mecellede bir madde, yani şeriatın kaidesi, anayasası, ehemi mühime tercih edememek ahmak. En mühimi mühime. Mesela diyelim ki büyük bir zararı küçük bir zararla def edemiyor. Mesela parmak kesiyor, kol kesiyor. Şimdi misal, CHP'nin karşısında potansiyel olarak Müslüman budur. Durması gerekirken durmuyor. Diyor ki bu da böyle yapıyor diyor. Ama CHP'nin karşısında durmayınca otomatik olarak ortada durduğunu zannediyor. CHP'nin yanında durmuş oluyor. Çünkü bu adamın ona karşı durması gerekiyordu fiilen. Şöyle kantar düşünün. Sorduğun için kantar düşünün ve taş dolu ama dengeli. Bu kefenin bu tarafın ayağa kalkması için ya buradan bir taş alacaksınız veya buraya bir taş koyacaksın. Müslüman potansiyel olarak iman ve küfürün ortası yok ki. Ya buradasın ya buradasın. Orta yok. İkisinden sıyrılamazsın. Sen potansiyel olarak bunun karşısındasın. Bir tarafa ne muhakeme ediyor? İşte 15. sözdeki. Bunun karşısında olmadığın anda zannediyorsun ben bunun karşısında olunca bunun yanındayım. Hayır. Bizim takdir ettiğimiz parti yoktur. Tercih ettiğimiz parti vardır. Takdir yok bir şey. Takdir olur mu tövbe estağfurullah? Tercih ettiğimiz bir şey. Ustad Bediüzzaman Menderes vardı, CHP vardı. Yani Menderes'in özel hayatı berbat. Ama CHP'nin karşısında Müslüman potansiyel olarak durması lazım. Durmayınca yanındasın oluyor. Onun safındasın. Başka bir şey yok yani çünkü. 15. söz bu. Bu ahmaktır diyor. Ahmak. Ehemi mühime. Ehem. Bunun karşısında olmak ehem. Bunu onaylamıyorsun ki. Ama bu da taş atıyor. Şöyle diyeyim. Ustad çok güzel misal veriyor. Ya bizi nereye çıkarttın? Ormandan geçiyorsun. Ayılar var ormandan ama karşıya geçeceksin. Ormanın içine geçeceksin. Ormanda diyor ayı olsa. Ayı da seni korumak adına sebep noktasında yanına çingeneleri alsan. Bir de köpekleri alsan, şunu bunu alsan, senin şahsın düşer mi? Ben almam canım, kendim şey yaparım. Yok kardeşim, onun yanında alacağı ne var ya? Devam ediyorum. O zaman sırlar, esrar demektir sırlar. Ortaya çıkıyor ve intikaller o nispetle oluyor. Bir de anlayışsızlığının sebebi, neymiş anlayışsızlığın sebebi? Gene metinden okuyorum. İşte bu bedbaht adam, suizan ile ve akılsızlığı ile gördüğünü adi veya aynı hakikat telakki ettiği ve öyle de muamele gördü. Bir, muamele gördü geçmiş ve görüyor şimdiki zaman ve görecek gelecek zaman. Ne ölüyor ki kurtulsun ne de yaşıyor, böylece azap çekiyor. Üç zamanı da ustad kullandı. Bak ne diyor, öyle de muamele gördü. Geçmiş. Görüyor. Şimdiki zaman. Bak huzur yok. Anlayamıyor gene. Ve görecek. Gelecek zaman. Mesela bir akman 58 emir daha birden söyleyeyim. Kızmayın bana da vuruyor da onun için ya. Ahmak. Yani haberleri dinledikten sonra hep her haberin sonunda mutlu olan adama denk geldiniz mi? Of be. İyi ki seyrettim ya. Bugün seyretmeseydim çok şey kaybedecektik. Çok mutlu ve huzurluyum. Böyle mi oluyor ekseriyetle? Eksenin hepsi moralı bozuk mu kalkıyor? Biliyorsun bu haberden sonra moralin bozuk olacak. Moralin bozuldu mu kendi özel hayatına, aile hayatına, iş hayatına ve çoluk çocuğuna agresif olacaksın. Çok iyi biliyorsun. Her haberden sonra moralı bozuk olduğunu bileceğin halde hala muhatap olmak, moralin bozulsun diye ona kablo atmak ahmaklık değildir. Nedir ya? İşte bile bile kendini lades yapıyorsun. Şimdi
ben 8. sözün 35. sayfadan anlayışsızlığımızın sebebini sayıyorum şimdi. Bu kadar altyapı yaptık. Şimdiye kadar belki de iz takip etmekte zorlandınız ama bu şekil size yardım etti. Şimdi şuradan aşağıya şu var ya şu serbest bunu unutmayın. Bu hayatınızın felsefesidir. 18 bin alemin her şeyi sureti burada. Şimdi madde sayacağım 35 tane. Hiç daha ilk defa burada yapacağım. Yok yani ki daha. Şurada iman küfrün her şeyin beraber bulunduğu. Burası. Buradan mesul değilsiniz. İşte 13. lemada diyor ki yani onun sözünü kendi sözünü zanneder. Mesela kötü hissediyorsun. Ben şu anda ben kötüyüm. Değilsin. Senin alakası yok. Adam kendi şeytan kendi psikolojisini sana attı. Sana peki nasıl attı? Ona yakın oldun. Köpek bağlıydı ama ipine yakın yanaştın. Kapıyor seni. Öyle bir yanaştın ki evet kapamıyor köpeği ama salyası geliyor. Sesi seni şey yapıyor. Nefesi rahatsız ediyor. Ustad diyor ki 13. lemada. Onun sözünü kendi sözünü zanneder. Bu ne demektir? Yani onun haleti, onun psikoloji bir şekilde sana sirayet ediyor. Ne zaman? Arkadaşlar, günah kendisi şeytandır. Yani işlediğimiz günahlar kafaya girince dışarıda resim, film, ses. Ama içeri girince o kendisi şeytandır. Mesela kendimi kötü hissediyorum. Bu işte şeytan kendisi. Bu ben kötüyüm diyor. Değilsin sen. Seninle alakası yok. O adam. Peki o adamın yani şeytanın bu psikolojisi bana nasıl sirayet etti? Yakın durdun da ondan. Yakın durdun. Atladı işte sıçradı. Biraz evet köpek kapamadı ama biti vardı sıçradı. Nefesi vardı, sesi vardı, salyası vardı, kokusu vardı. Sıçradı. Ahire girdiğin zaman üzerine bilmem ne kokar da yani gül kokacak hali yok ki. Bir tane söyledi dedi ben duydum. Ya dedi bu ne biçim yemek yaptın dedi ya. Saç çıktı dedi. Bak şimdi Mehmet abi. Dinliyor musun? Evet. Yemekten muhlamadan saçı düşmüş de. Ben de bir yer... Ondan sonra saç kıl çıkmış. Dedi ki ya bağırdı. Yayla evinde. Aferin. Ya beyefendi dedi bu ne biçim yaptınız dedi. Bu da bağırdı tabii. Ya ne oldu dedi falan garson. Ya dedi saç çıktı dedi ya muhlamadan. Ne çıkacaktı dedi ya. Ben çıkacak halim yoktu ya. Ne çıkacaktı ya. Ben mi çıkacaktım diyor. O da güldü. Şimdi yakın duracaksın. Bir de şöyle bir şey var. O cümleyi de ekleyeyim. Uçakta sordu. Ya tamam ama dedi. Yani demek istiyor. Ben her şeyi bıraktım. Bilmiyorum. Evet her neyi yaptık ettik. Niye düzelmiyorum? Birkaç hafta veya birkaç ay olmuş bırakalı. Hemen... Peynir gibi düzelecek. Kaç sene bozuldunsa o kadar tamir olacaksın. Öyle peynir keser gibi öyle şey yok. Emeğe hakarettir, emeğe saygıdır. Bu kadar uğraşanlar enayi mi? Yani daha bıraktın birkaç sene, 20 sene bozulmuşsun, 15 sene işlemediğin nane kalmadı. Birkaç senede ben bıraktım, niye ben mutlu değilim ya? Öyle bir dünya yok kardeş. Öyle bir dünya yok. Peygamber sıkılacak, sen mutlu olacaksın. Öyle bir dünya yok. Sana bir de burada hani 29. sözde söylüyor yani nardan, nurden, zulmetten bir mahlukadan Cenab-ı Hak mahlukat yaratıyor. Ya ervah-ı habise veya ervah-ı tayyibe. Diyelim ki böyle o işte yani. Müteaffin yerlerde bulununca veya o işlerle uğraşınca otomatikman Cenab-ı Hak o haletinden bir mahlukat yaratıyor. Yaratıyor. Onu rahatsız eden de onu sıkan da o ervah-ı habise oluyor evet. Abi. 29 söz. Karanlıktan, zulmetten, nardan, nurdan, menfi veya müsbet, kokulardan, mekanlardan Allah ruhani yaratıyor. Kötü mekandaysan orada ervah habise yaratılıyor. Mesela gübrenin müekkel melaikesi yoktur. Ervah habise var orada. Gülün müekkel melaikesi melaikedir. Ustad diyor ki peki bu nasıl... Kötü fıtratlı böyle kötü yerlere girdin, kötü şeyler dinledin. Orada ruhani yaratılıyor. O ruhaniler ne yapar? Sözler 246'da. Erva habisedir diyor. Bu erva habise yani kötü ruh
Mesela gübreden gül kokmaz kardeşim. Tabiatı bu. Gülün yanına gidersen gül kokar. Postatif kuyusunu açarsan bilmem ne kokacaktır. Niye küfrediyorsun? Niye böyle kokuyor diye. Açma o zaman postatif kuyusunu. Ha, erva habise kardeşim. Bunu Kastamonu 60'da söylüyor. 66. Mesela o her bir maddenin kokusu var. Tahtanın her şeyin var. Enerji yayıyor bu. Bu bitiyor biliyor musun? Bu enerjidir. Bunlar enerji, donmuş enerjidir. Biter. En güzel örneği şeydir bu bitmede. Bir ton kömür aldınız. Depoya koydunuz. Eğer üstü açıksa, güneş görüyorsa gelecek sene, bir sene en az 50-60 kilo hemen gider, uçar. Kömür uçuyor. Enerjisi gidiyor. Biraz kömürcülük yaptığınız için biliyorum. Gidiyor ya. Şimdi bu enerji, yani usta diyor ki 3 aylarında herkesin kafasından çıkan o müsbet enerji insanları yapılandırıyor. Şimdi Cemil diyor ki abi şeyinceye girelim. Toparlarsak bu 8. sözdeki bedbah adamın anlayışsızlığı nereden geliyor? Madde madde okuyorum ve dersi bitiriyorum. Bak şimdi. Bizde ne kada var? Ona bakacağız. Toparlanın ve keseceğim. Ona göre dinleyin. Bir daha. Anlayışsızlık nereden geliyor? 8. sözüm 1. 1. Suyu fehminden, yani akla giren çıkanı kontrol edememesinden. Akla gireni çıkanı lap diye adam geliyor, çıkıyor, giriyor. 2. Suizanından, suizan yanlış düşünüyor. Başı da kime? Allah'a. Allah'a suizan ediyor. İnsan kendisini kötü hissetmesinin sebebi 3 tanedir suizanın altyapısı. 1. Teslim, tevekkül ve itimat eksikliği. Bu Allah'a. Allah'a itimat etmiyor. Rızık noktasında, şifa noktasında. Allah'a suizan ediyor. Beni Allah yakacak diyor. Allah beni kabirde şöyle yapacak. Niye yapacak kardeşim seni ya? Nereden biliyorsun ya? Allah'a itimat etmiyoruz. Allah'a kanaat etmiyoruz. Biz Müslüman'dan bahsediyoruz. Kanaat etmiyoruz. 3 tane şey. Teslim. Teslim. Seleme. İslamiyet. Eylem yok. Tevekkül. İtikadımız bidatlarla karışmış. İtimat ise Allah'ın icraatı var ya rububiyetine. Niye böyle oluyor? Niye adam ölüyor ya? Niye deprem oluyor? Niye kanser oldum ya? Allah Allah. Bu 3 tane şey. Bu ne yapıyor? Suizan ediyor Allah'a. Anladın mı abi Mustafa'm şimdi? Ya akıl bu suyu fehminden. Yani Allah'a teslim, tevekkül, itimadı az. Anladın değil mi şimdi tuhaf? 3. Aklını vahye bağlamamasından, bağlayamamasından kaynaklanıyor. Anlayış kıtlığı, kıt adam. İyi bir mühendis, iyi bir doktor, iyi bir tüccar. Paraya para katıyor. Hatta başkalarını aldatmayı akıllı zannediyor. Hemen fırsatı değerlendirip dünyaları kazanmayı ganimet kabul ediyor. Ama kazanamazlar duruyor. 4. Gördüğü hadiseleri zahirde adi veya aynı hakikat telakki ediyor. Bu budur zannediyor. Vitrinde gözükenleri hakikatiyle aynı zannediyor. Sürete aldanıyor. Dünyanın sureti, cazibesi aldatıyor onu. Satıya bakıyor. Evet. 5. Güzel şeyleri düşünmez. Hep nerede olumsuz? Hep olumsuz. Lan güzel şeyleri düşün. 6. Güzel hülyalar edemiyor. Vehim ve hayal kuruntu kurar. Hep. Vehim, hayal, kuruntu. Olursa bu olur. Ya, o olmasa. Mesela bir tanesi var böyle. Allah ya beni sevmiyorsa. Lan oturup da onu mu düşüneceğiz? Ey Allah'ım beni seviyor musun, sevmiyor musun? Böyle bir emri var mı Allah beni böyle düşünün diye? Böyle ya beni YouTube'lara... Mailleri atıyorlar da videonun altına sorular. Ya beni Allah sevmiyorsa, sevmiyordur, seviyorsa da seviyordur. Peki sen öyle bir vazifen var mı? Hemen ona bir misal vereyim. Olmuş bir şey. Adam bir tanesi gudiyetini yapıyor, tarlayı falan sürüyor, namaz kılmış.
vakti gelince kılıyor. Musa Aleyhisselam'ın zamanında olmuş, Allah Resulü bahsediyor. Diyor ki, oradan geçerken selam kelam, ya Musa nereye gidiyorsun dedi. Dağ, Turisina mıydı? Musa Aleyhisselam dağa çıkıyor Cenab-ı Hak'tan o şey yapmaya, vahiy almaya, konuşmaya. Oraya münacat ediyor Musa Aleyhisselam. Ya Musa dedi, Rabbinle konuşayım, beni de bir bahsetsene. Allah benim hakkımda ne diyor? Acaba beni seviyor mu diyor? Allah benden razı mı demiş. Değil mi? Musa hoca hatırladın mı Murat? Bilmiyorum. Evet. Sonra tamam gitmiş. Dönerken demiş ki, Rabbin dedi ki diyor, boşuna uğraşmasın. Ben ondan razı değilim. Ya çekip gitti. Çoban mıydı? Çoban değil bu. O dağarcığın değneğim olan. Sen olsaydın posta oturturdum, bitini temizlerdim, sütü sana yedirirdim Allah'a diyor. Öyle o çoban değil. Sonra peki dedi. Aynı devam ediyor. Sonra gene aynı ibadeti devam ediyor. Başka bir zaman gene giderken adama denk geliyor. Hiçbir şey demiyor. Bu adam aynı ibadet yapıyor. Sonra Cenab-ı Hak diyor ki Aleyhisselam'a ikinci kez. Ya Musa o bir adam vardı ya sana ilk defa şey. He, ona söyle ben ondan razıyım. Sonra bunu Musa Aleyhisselam hikmetini sordu. Onun imtihanı oydu diyor. Ama o şöyle düşündü. Tam altına alimler topluyor. Hadis bu şey ya. Diyor ki kişi Allah'ın vazifesine karışmaz. Seviyor mu sevmiyor mu? O onun işi. Benim işim ne? Onun dediğini yapıp yapmamak. O sever sevmez. Ne yaparız biz onun hakkında? Suizan etmeyiz. Ama tamamen ümitli olmayız. Ne denilir ona dinimizde? Haf ve reca ortası. Ümitsizlikle ümit arasında yaşarız. Yani burada çıkacak dersler çok var. Bir tanesi şudur. Allah'ın işine karışma. İsa Aleyhisselam'a dediği gibi şeytan. Buradan at bakalım kendini. Allah bakalım seni öldürecek mi? Öldürmeyecek mi? Şeytan şey demiş. İsa Aleyhisselam demiş ki amelun, abe melun. Kul Rabbini tecrübe edemez. Ben böyle yaparsam sen böyle yapar mısın? Diyemez. Ama Rab kulunu tecrübe eder. O onun tecrübesiydi. Biz vazifemizi yapacağız arkadaşlar. Neyin olursa olsun asla ümidini kesmeyeceksin. 5 mi okumuştuk? Yok 6. 7. Güzel ahlaklı değildi. Anlayış kıtlığı. Ahlak nedir? Hulukların, huyların cemiğidir. Geçimsiz, bağnaz, hodgam, hodendiş, bedbin. Böyle bir adam. Böyle. Eve geldiği zaman çocuklar divan altında yer arar. Böyle. Suratı gülmez. Bir karış böyle mahkeme duvarı gibi. Ona bir adam oldu böyle. İyi bir esnaf olabilirsin, çok zengin olabilirsin, iyi bir doktor olabilirsin, iyi bir mühendis olabilirsin ama her şeyden önce iyi bir hoca olabilirsin, iyi bir alim de olabilirsin. Bundan da önce iyi bir insan olacaksın. İyi bir insan olacaksın. İnsan olacaksın ya. İnsan olacaksın ya. Bırakın o sana Allah'ın imtihan için yaptığı, verdiği makamlar. Alim olabilirsin, hoca olursun, mühendis olursun, doktor olursun, gardiyan olursun, mahkum olursun. İlk önce iyi bir insan olacaksın. Niyetim bu olacak. Güzel ahlaklı değildi. Öyle diyor çünkü 8. sözde. Hatırladın değil mi? Bak onları topladım. Matematik yapınca bak tesir ediyor. 8. Kendi kendine ünsiyet, alışkanlık, dostluk, yakınlık, tanışıklık, alışılmışlık edememiş. Kendisiyle barışık değil. Kendisiyle savaştı. Ben iyi değilim. Benden şey yapayım. Benden bir şey olmaz. Ben mi? Yok canım ben yapamam. Oo. Ben hiçbir şey yaramam. Allah Allah. Niye yapamazsın ya? Bak bir misal söyleyeyim başıma geçeni gene. En fazla bir aydır. Adam bir tanesi kıramayacağım bir abinin yanına oturdum. Malum var ya meşhur. İsim vermeyeyim. Onun yanında onu bulmuş. Abiyle ne konuşmuşsa bana onun telefonuna telefon ediyor. Yanında. Ya dedi sen kardeş dedi ya bu kendisini çok çok şey ya böyle oralı bozuk bir acayip dedi ya bir iki dakika şey yap tamam abi tamam baş. Neyin var dedim. Abi ben hanımdan ayrılacağım dedi. Oo iyi. Niye ayrılacaksın? Ya dedi anlaşamıyoruz dedi ahlakı şöyledir böyledir böyle kötü insan. Dedim ya iyi taraflarına bak o iki iyi taraflarının çapını genişlettir bununla alakalı. Yani insanları düzeltmeye kalkma. Hatta sen kötü bir ahlakını terk etmeye kalkma. Aha. Evet, güzel bir ahlakının çapını genişlettir ki o kötü ahlak da onun içinde kalsın. Evet.
savaşma. Şiddetlenirsen o, reddedilen arzular kesbi şiddet eder. Tamam? Onunla savaşma. Ama kolay yolu nedir? Güzel sıfatının çapını genişlettir ki kötü sıfat kafasını çıkaramaz. Enteresandır. Evet. Savaşma sakın. Şiddetli olur. Tamam? Şimdi ya dedi şöyle hala böyle yapıyor falan. Dedim ya güzel tarafına odaklan dedim. Onun dedim çapını. Güzel ahlakı yok ki Deli abi dedi ya. Vay anasını. Dedim ya hiç güzelliği olmayan şeytandır. Hiç iyiliği yok. Hiç kötülüğü olmayan melektir. İkisinin ortası insandır. Hayvan ise ikisi de yok. Yani ne iyiliği var ne kötülüğü var. Peki dedim. Hiç iyiliği yok ha bak şimdi. Dedim namazı var mı? E var abi dedi. Affedersin. Sen yokken eve adam alır mı? Dedi. Yok abi dedi ya. Oo sinirlendi güzel. Damarına bastım. Ya çocuğuna bakar mı? Bakar tabii abi dedi ya. Tesettür var mı dedi. Abi olur dedi onu kastetmiyorum. Be adam daha ne olacaksın lan bunu güzeldi. Adam almıyor, kendisini satmıyor. Malını mülkünü senin peşken çekmiyor. Mecbur olmadığı halde senin çocuğunu bakıyor. Buna odaklan. Bunlar var abi dedi ya. Oğlum başka tarafları bir şeyin varsa senin de başka tarafta fiyaskon var dedim ya. Bak niye söyledim? Kendi kendine ünsiyet edemiyor. Niye peki onun kusurunu görüyor? Çünkü kendisiyle barışık değil. Niye kavgacı bu böyle bağırıp çağırıyor? Kendisiyle kavgalı. Ustad ne diyor biliyor musun? Bırakın dedi hizmeti korumaya. Bırakın Risale-i Nur'u korumaya. Bırakın İslamiyet'i korumaya. İslamiyet'le kurtulmaya çalış. Hizmet, ustad diyor 1960'ta hizmet Risale-i Nur yaptı diyor. Sizin vazifeniz hizmet değil. Sizin vazifeniz uhuvveti koruyor. Hizmet oldu, basıldı küllat bitti. İsteyen okur kardeşim. Fizan'da da bulur. Hizmet olmuştur. Hizmet olmuştur. Bundan sonra eyleme niyeti olmayana ne yaparsan yap. 40 sene çalsan sazı da girmez kafaya. He ama diyor. Hiç mümkün. Ama niyeti olanı seni Fizan'dan buluyor. Ya Sibirya'dan siteyi bulmuş. Adam yurcu olmuş dersen açmış. Sibirya'da. En son görüyorsunuz o meçhul grubunda var ya. Sibirya'da. Kendisiyle kavgalı ise seninle barışık olur mu? Kendisiyle sorunlu, hanımıyla, eşiyle barışık olur mu? Kavgalıysan eşinle, sende sorun var. Geçinilmeyecek eş yoktur. Geçinemeyen kişi vardır. Kendisine ünsiyet et, kendinle barışık ol. Bana diyorlar ki, veya içinize ki, senin aile yok ama ben de ailede yaşıyorum. Sen bir hanım ama ya Yunanistan'dan ta şeye kadar dershanelerin sorumlulukları var benim sırtımda. Acaba onun sıfatın onu bırak onu tüka ne yapıyorsun deseydim yanımızda kimse kalır mıydı? Allah öyle diyor peygamberine Kur'an'da. Eğer sen sert davransaydın kötü davransaydın etrafında kimse kalmazdı diyor. Onu boşarsan başkası da öyle olacak. Sorun sende. 9. Kainattaki nizamı bilmiyor. Yani kırıkandaki nizamı bilir. Kuyumcudur. Kainattaki nizamı bilmiyor. Yani kardeşim 24. mektuptan söylüyor. Ustad diyor ki sanattan sanatkara gitmek. 1. İnsanın imtihan olması. 2. 3. Eserde müessire. Esma'yı okumak. Bu üç tanesi bana üç tane dayı ve muktazi. Üç tanesi bana bir sene kafi geldi diyor. Peki biz 20 seneden beri düz okuyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Peki nedir o? Arkadaşlar, kainattaki nizam bilmemek şu. Haşa, tefekkürü küfür değil de Allah'ın felsefesi, tövbe. Yani Allah'ın noktayı nazarı nedir biliyor musunuz? Bu kainatta seni imtihan etmek değil. Var. Sonraki o. Başka. Sanattan sanatkara gitmek. Sonra. Esma'yı okumak. O da sonra. Bunlar esma. Allah'ın kainatı yaratmasındaki
ana tema şuunat-ı zatiyedir. Şuunat-ı zatiye Allah'ın noktayı nazarı uydurukçası ile Allah'ın felsefesi, kainatı yaratması. Etvata diyor ki, bana diyor, insanın imtihan için yaratılmış, sanattan sanatkara gitmek, insanın kabiliyetini geliştirmek, esmayı anlamak, bana bir sene kafi geldi diyor. Ya ne? Bir, soğanın merkezine koyuyorum pergeli, kırmızı kabuğuna doğru çıkıyorum. Bir, Allah'ın felsefesi, tövbe. Allah'ın noktayı nazarı nedir? Merkezde şefkat-i mukaddese. Çık dışarıya. Muhabbet-i münezzeh. Çık dışarıya. Şefk-i mukaddese. Surur-i mukaddese. Lezzet-i mukaddese. Memnuniyet-i mukaddese. İftihar-i mukaddese. Yedisinin hulasasına Allah'ın kainattaki yaratılış gayesidir. Buraya ne kadar yakın olursan anlayışın, bu merkezden bakarsan her şey olması gerektiği gibi olduğunu göreceksin. Bilmeyen çektiği azap. O azaptan kurtulur. İnsan olan, sultan olan anlar bizi. O zaman olur? Dertler bana derman olur. Bunu yakaladın mı? Bu noktadan bakacaksın. O zaman lazımdır ki böyle olsun. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Göreceksin. Buradan bakınca ters oluyor. Oradan bakınca böyle olması. Bu 9, 10, tebaiyet etmez. Yani vahiy birinci dereceye koymaz. Hayatının içerisine Kur'an'ı koymaz. Ne demek? Allah ne der diye hareket etmez. Millet ne der diye araba alır. Millet ne der diye üniversite okur, bilmem ne yapar. Hayatın içerisine Kur'an'ı, Risale'yi koymaz. Senin için mukaddes nedir? Tarikatsa, tarikatı. Ne bileyim, hadiste, Kur'an, bizim şeyimizde Risale'nin. Hayatın içerisine Kur'an'ı, Risale'ni koyamamaktan. 11. Kendine her şeyi zorlaştırır. Böyle bazı tipler var böyle. Artık kantarlarla uğraşır. Her şeyi. Kiloyla uğraşır. Diyetler şunlarla bunlarla uğraşır. Niye zorlaştırıyorsun? Kardeşim putlaştırıyorsun. Şiddetlenmiş sana bu olay. Yani koymuşsun bedene ruhunu güçlendirmeye çalış. 29. sözde diyor, kışır ile uğraşan lubu kaybeder. Zahirle meşgul olan hakikatten uzaklaşır diyor. Ya bırak önüne ruhu koy, bedeni bırak. Onunla bununla meşgul olma, esasat gidiyor. Teferratla meşgul olma. Esasatı kaybeden teferratla meşgul olur. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Başka bir tane de diyor, mizansız olanlar çok muvazenesiz ve muhakemesiz olan çok aldanır çok ve aldatır. Muvazene ve muhakemesi olanlar. Bunda ne yapar? Bu da kendini her şeyi zorlaştırıyor ya. Hayat zor değil ki kardeşim. Sana Allah dedi mi? Bulutun üzerine namaz kılacaksın, suyun üzerinde yürüyeceksin de olmadı da buhran geçiriyorsun. Böyle bir teklifi mi var ya? Her şey şeriat. Dini yiyorsun. La harici fiddin. Ama önüne koydum putu, bedeni. İndir bindir o. Kantarları koymuş yatağının kenarına. Bilmem şeyi koymuş. Ruh. Kaza namazları var. Şeylerin var. Televizyonlar kırla gidiyorsun. Şeyle uğraşıyorsun ya. Acayip bir şey ya. Ya arkadaşlar bunu diyen de kalmamış ya. Nelerle meşgul oluyoruz ya. Nasıl meşgul etmiş bizi ya. Ruhu unutmuşuz. Ruhu. Ruhu unutturmuş. Peki ne yapacağız? Yapmayacağız. 17. Kaçıncı lemaydı? 19. 19. Yediğin zaman az ye, hazm edebileceği miktarı ye, 4 saat geçmeden yeme, 2 saat geçmeden su içme, sen resul olan diyetindesin ya. Öyle mi diyeyim? Bak kaybetmişiz ya. Başka? 12. Kainatı asayiş ve emniyet içinde görmez. Her şey kontrol altındadır diyor. Değil mi ayette? Yaprak bile onun emrinin dışında şey yapmaz. Yani acayip bir şey ya. Bir kanser bana isabet eder. Deprem araşıyor. Ya kardeşim kainatta ne diyor? Asayiş ve emniyet içinde görmez. 13. Murdar şeylerle meşgul olmaktan. Anlayış kıtlığı ondan oluyor. Mustafa onu sayıyorum. Anlayış kıtlığı. Murdar şeylerle meşgul olmuş. Hatırladın. 14. Her şeyin iyisine bakamadı. 15. Allah'a itimat, tevekkül, teslim olamadı.
16 tesellisi yok. Tesellisi olamamaktan. Yani sohbet edeceğin kimse var mı? Yani insan rahatlatan tilavet-i Kur'an, münacat-ı Rahman, sohbet-i ihvan. Derse gidiyor musun? Allah ile sohbet ediyor musun? Allah ile konuşuyor musun? Kur'an okumak yani. Allah'ın huzuruna çıkıyor musun? Bak, sohbet-i ihvan, tilavet-i Kur'an, münacat-ı Rahman olamamaktan. 17. Güzel fikirleri üretmemekten her şey güzel cihetini görememiş. Surete bakmış, hep zahirine göre hükmetmiş. 18. Her şey birbirleriyle alakadarlığını görememiş. 19. Bir emirden hareket olduğunu kainatı bilememiş. 20. İşlerde tılsımı fark edememiş. Tılsım ile sır farkı nedir? Resulüm. Tabii çalışınca olacak. Ben senden sormuyorum. Şu tılsımı söylüyorum. Lugat değil ha. Tılsım iki efendim. Değiştirip dönüştüren de. Harika. İki zıt olanları, bak şey çalışmış öğretmen. İki tane zıt olanları birbirine değiştirip dönüştüren tılsım. Mesela hidrojen oksijen. İkisi zıt. Bir araya gelince söndürücü oluyor. Bu ne yapmış? Değiştirerek dönüştürmüş. Sır ise iki zıt bir arada dönüştürmeden ikisi zıt olarak aynı yerde olmak. 8. sözde. Tamam. Kaç okuduk? 20. 21. Kendini yalnız zannetmesinden. Ben yalnızım. Evet abi bitiyor. 35'te. 22. Yok yok devam ediyoruz abi. İyidir. 22. Uyutma hiç kimseyi. Yok yok iyi gidiyor. Çok güzel. 22. Kainatın kendisiyle anlam kazandığını bilmiyor. Bilememekten. Seninle anlam kazanıyor. Ha bütün insan yaratıldı. Sen de varsın. Ha bütün insan yok. Bir sen için gene bu kainat böyle olması lazım. Seninle anlam kazanıyor. 23. Kendini merak etmemekten. Kendini merak etmemiş. Hep ağaca bakmış. 24. Vahşet, dehşet, meyusiyet ve kimsesizliğinden. Keşke zaman olsa da. Gerçi burada mı girmiştik dersem bunu. Vahşet, dehşet, meyusiyet, kimsesizlik. Bir tanesini gireyim çok önemli. Allah Kur'an'da diyor ki ancak kafirler benden ümidini keser diyor. Ne halde olursanız olun Allah'tan ümidinizi kesmiyorsunuz. Şeytanın gayesi günah işlettirmek değildir. Şeytan günah ile yeisi atmak ister. Unutmayın. Şeytanın gayesi zina yapmak, içki içmek, kumar oynamak, adam öldürmek değil gayesi. Orada durmak değil. Son nokta değil, son durak değil. Onunla yeisi atar. Yeis o kadar berbat bir şey. Zinadan da berbat bir şey. Zina eden kafir olmaz. Adam vuran kafir olmaz. İçki içen kafir olmaz. Ama yeise düşen kafir oluyor. Hizbu şeytana dahil olur diyor. Hizbu şeytana. Niye? Ancak diyor kafirler benden ümidini keser diyor. Yeis o. Anladınız mı? Yani günah ile yeisi atar. Bunu bilememekten. 25. Ünsiyet, iştiyak, ümit olmamaktan Allah kendisine ünsiyet, Allah kendisine iştiyak, kendisi kendisinden ümitli değil. Ben böyle Batman, Batman böyle söyledi. Yok canım, ben cehennemizim var ya. Ben bence evime gidiyor ya, böyle tipleri göreceğim. Böyle, çekip gidiyorum ya. İzade edemiyorum ya. Ya ben de ne anlatacağım buna bir şey olmaz ki. Böyle Dalin abi bitiriyor ya. Noktayı koymuş, hem de üç nokta peş peşe. Ben de bir şey olmaz. Yok, bitmeyeceğim. Allah Allah. İştiyak yok, ümit yok. Yani bir çıkış yok. 26. Vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor kendisini. Yani şöyle. Helikopterle aldık Cemil Hoca seni. Dinliyor musun abi? Safari'ye attık Afrika'ya. Tamam mı? Bir baktık bir yerde bu tarafa kaçtım timsah nizam. Öteki tarafa kaçtım sırtlan. Bu tarafa baktım kobra ilanı. Bu tarafa baktım aslan. Bu tarafta bir ilanı. Mustafa hangi şekilde ölmek isterdin? Ama mutlaka öleceksin. Seç bir tane abi. Herkes öyle diyor. Ben bir tane seçerim. Bir tanesini seçin. İbrahim'i seçerdin abim sen? Çok zor abi. Ha? Çok zor. Çok zor. Kalk kriz abi. Hoca doğru söyledi. Yani
O anda mutlak öleceksin, bir tanesini seçmek anındaki insanların haleti ne demek biliyor musunuz? O andaki haleti. O dehşet ve vahşet haleti işte. Bir şey gelmesine gerek yok zaten öldür abi. Ama o andaki haleti, kafir böyledir. Niçin hissetmiyor? İptal isnevinden. Dişçi uğraşıyor ama hissetmemesinin sebebi uyuşturucu vurduğu için. Aynı bunu günahlar iğne gibidir. Uyuşturmuş, kafirin Allah'tan ümidini kesen, Allah'tan beklentisi olmayan, ahiretle ve Allah ile ümidi olmayan insan buna benziyor. O safarideki ölümden ölümü seçme, o andaki daha ölmeden önceki alet o. Vahşi. Vahşet bu. Vahşet. İçi vahşet. 27. Misafir olduğunu bilmiyor. 28. Yemesine, içmesine dikkat etmiyor ve bunların asıl olduğunu zannediyor. İsteklerini ahirete ötelemeyi ve ertelemeyi beceremiyor. 29. Yaşasın, 35'te bitiyor. Basiretsizliğiyle gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti kendisine müzlim ve zulümatlı bir evham, bir cehennem şekline getirmiş. Allah Allah. Falan biliyorsunuz da bak hep cümleyi almış. Evet. 30. Ahbaplarıyla hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip, kendini pis müskillerle sarhoş edip, tahayyülünü geniş kullanmasıyla ağlamaya ve bağırmaya başlıyor. Böyle. Arkadaşlar şey yapmıyor, gidiyor içki içiyor, bir yerde siziyor böyle. Veya bir televizyon, bir günahta veya onu bunu çarpayım, onu kaçırayım. Küçük dünyasında böyle, galeride basayım bunu. Ya sahte bir arabayı satmaktan, sahte bir şey satmaktan, onu bunu tokatlamaktan. Adam kendisini uyanıp, küçük şeye, Allah Resulü'nün tabiriyle. Bu aldatan kim? Nefsin aldandığı için aldatıyor değil mi? Aldatan, aldanandır ama bilmiyor. Ahmak yani. İşte bir de okuyayım. Ahbapları ile, yani akraban yok mu? Silah-ı rahim yok mu? Dostların yok mu? Mesela 5 saniye hepinize hak veriyorum. Birkaç kişiye soru soracağım. Bugün saat, bu gece saat 2:30'da canınız darlandı, yatamıyorsunuz. Çok fena, mutlaka birisini arayacaksınız. Kimi rahatlıkla arayabileceğinizi, hatırınıza kim geliyor? Gece 2:30'da birisini arayacaksınız. Konuşmayın, size başladı. Arkadaşını ararım. Mustafa, kim ararsın? Bak demem. Birisi geldi mi? Gel bak. Geldi mi atın? Geldiyse onunla dostluğunun çapını genişletir ve kaliteli yap. Anladın mı? Ölünce kıymeti olmasın. Delikanlı sen, pembe gömlek olan. Birisi geldi mi abi hatırına? Geldi. Ha, o her geldiyse onunla kalite, dostluğunun kalitesini daha yükselt. Allah. Hocam senin geldi mi? Geldi. Bitti. Sen de geldi değil mi? Evet. Peki 31. Yani şeyi demek istiyorum. Hataya geldim. Dostlarımız, evet Hataya. Dostlarımızın kıymetini bilin. Ne olur. Ölünce değil yani. Eğer ölünce kıymeti bilinecekse ne olur hayalen öldürün de sonra gündüz onu görün, o yaşıyor deyin. Hayalen öldürün ki öldükten sonra kıymetini biliyoruz ya. Hataya geldik. 31. Dostlarını canavar görüp tahkir ediyor. 32. 32 nerenin plakası? İsparta. Fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bilmiyor. 33. Neresi? Nefsi emmaresinin farkında olamadığından nefsi emmaresi manevi cehennemi hazırlamış ona. 34. İstanbul. Hüsnü niyeti, hüsnü zanı ve hüsnü hasleti ve hüsnü fikri kaybettiği için büyük bir ihsanı, saadeti ve parlak bir fazileti ve feyizi kaybetmiş. Son 35 İzmir. Kur'an'ı dinlememekten ve hükmüne muti olamamaktan, ahkamıyla amel etmemekten. Allah Allah. İstanbul için de öyle abi, İzmir için de hakikaten çok cevap. Acayip değil mi? Acayip bir şey olmuş. Fesubhanallah. Yani 31 ahbaplarını canavar görüp tahkir ediyor.
uyuyor o merkezi. 32 Sparta fenalığı kendinden iyiliği ağlatan bilmiyor. Hakikaten üstadın şeyi orada, kader bunun temelinde orada yazılmış. Acayip. En güzeli 35 olmuş abi. Acayip 35. Kur'an'ı dinlememekten, hükmüne muti olamamaktan, olamamaktan ve ahkamıyla amel etmemekten. 34 bir de okuyayım. Bana da dokundu. Hüsnü niyeti, hüsnü zannı, hüsnü hasleti, hüsnü fikri kaybettiği için büyük bir ihsanı, saadeti ve parlak bir fazileti ve feyzi kaybetmiş. Mersin'de uyuyor. Mersin'de çok acayip. 33. Nefse emmaresinin farkında olmadığından nefse emmare manevi cehennemi ona hazırlamış. Vay be. Dostluklarımızın kaynağı Isparta'da inşa edildiği için Isparta 32 fenalığı kendinden iyiliği Allah'tan bilmiyor. 31 bizlere Hataylılar dostlarını canavar görüp takip ediyor. Dostlarınızın kıymetini bilin diye söyledim. Ben baştaki soruyu geri aldım abi. Hangisi? O devamlı okuma anlamında söylemiştik ya. He. Sen zikir için okumadığın ortaya çıktı. İçine girmek için okuyorsun. İçinden evet. Çıkamadığın için de devamlı okuyorsun. Çıkamıyorum. Zikir için okuduğum için evet. Dikkat geliyor. Doğru. Şimdi bak. Kardeşim biz Risale-i Nur. Ben Risale-i Nur için okuyor. Bak bu gözlüğe ben bakmıyor. Gözlükle bakıyor. Bir daha. Ben gözlüğe bakmıyor. Gözlükle bakıyor. Ben Kur'an'a bununla bakıyor. Bazıları der ki sen Kur'an hadis oku. Tabii ki ben de okuyorum. Ama Bediüzzaman'ın gözlüğüyle Kur'an'a bakıyorum. Yani ben sabahtan akşama günahlarla bulanmış bir insan Kur'an'da neyim olur? Olur tabii sen. Ama hayatı 28 sene işkencelerle, hapishanelerle geçmiş, kafasında 90 cilt kitabı, temel kitabı olan bir insanın gözlüğüyle bakmak var. Bir de benim gibi bir insan, ben kendi gözlüğümle. Ben buna ihtiyaç duyuyorum, sen duymayabilirsin. Biz niye Risale'yi okuyoruz? Kur'an'ı bununla bakmak istiyor. Çatlak gözlükse çatlak görür. Yani lisanda okuma gaye Allah'a bununla bakmak istiyorum. Peygamber'e bununla bakmak istiyorum. Ahirete bununla bakmak istiyorum. İnsanlığa bununla bakmak istiyorum. Bakıyorum. Kendim de bakıyorum ama yetmiyor anlayışım. Sana yetebilir. Sen okuma. Çünkü sana yetiyor. Ama bana yetmiyor. Niye okuyorsun? Yetmediği için. Sen niye okumuyorsun? Bana yetiyordu. Tamam. Ben sana oku diyor muyum? Okuma. Çünkü niye? Bir ihtiyaçtır. Allah ihtiyaç mıdır diye sordum adama. Adam benim böyle bir hobim yok dedi. Yani ahirete inanmak ihtiyaç mıdır? Tamam. Adam böyle bir ihtiyacım yok dedi hapishanede bana. Ben böyle bir şeyim yok diyor. Ya bitmiş yani. Demek ki biz bu Risale-i Nur'u okuyoruz. Gözlüğe bakmıyor. Gözlükle bakıyor. Peki son cümlem olsun. Anlamıyorum bunu. Sen yemek yerken içindeki elementleri tanıyor musun? Mesela patates yemeği yiyorsun. Magnezyum mu var Mustafa içinde? Çinko mu var? Kalsiyum mu var? Demir mi var? Ne var? Ne bileyim. Benim işim onu içindeki elementleri anlamak değil. Benim işim onu buraya sokmak. Buraya soktum mu onu anlayacak sistem içeride var. O anlayacak. Benim değil. Benim anlama bu. Temizi sok. Kokusundan, tadından bozulmuşu sokma. Bunu kim tanımlayacak? O. Başkası ne yapacak? Enerji dönüştürecek. Benim işim de patates yemeği yer gibi bunu koyacağım. Anlayayım anlamayayım. Ben bunu okurum. İçerideki sistem bunu tahlil edecek. Patates yemeğinin içindekileri ben bilmiyorum. Ama niye yiyorum? İçerideki sistem onu ayıştıracak. Ben bunu sokarım. Anlayışımı içerideki sistem yapsın. O onun işi. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.